Litlat diye bir haritadayız. Birinci turun son maçı, beşinci maç Alice Kral ve Mert arasında. Hemen açıyorum gençler. Minas Tirith'i kuşatan Gotmog ve Ork orduları eşliğinde savaşımıza giriyoruz. Hemen şöyle bakıyorum. Onnigogo mis gibi hakemliğini yine yapıyor. Alice Kral, Merto, Rohan, Isengard savaşı arkadaşlar. Ne yazık ki Mirkwood gelmedi. Kaddafi reisim. Litlat haritasını bir incelemek istiyorum. Şimdi burası kimdi? Bir dakika. Alice Kral burası. Burası da Merto Reis. Isengard. Outpost arıyor gözlerim. Burada bir outpost var. Diğerleri ekonomi pilotmuş. Burada bir outpost var. Yine diğerleri ekonomi. O ne basit haritaymış lan. Güzelmiş. Tamam. Nice. Nice you. Baran bahisleri açıyor. Höllallam lan Baran. Unutmadı bahisi. Archery Ranch geldi Alice Kral'dan. Hayda. Kötü bir başlangıç. Hemen buraya bakıyoruz. 3 tane Furnace yapmış. Aa, Mert Orais Uruk-hai'lerini kaybetti. Mesela bakalım burada ben şimdi dedim ya turnuvanın sonuçlarını bilmiyorum diye. Hani siz de diyorsunuz sürekli Evil kazanıyor. Kafamda bir şey yapıyorsunuz. Böyle bir soru işareti oluşturuyorsunuz. 0.7'nin de çıkmasına az zaman kaldı. Hani denge testleri falan yapılacak. Şimdi bu maçı da bir izleyelim. Bakalım Isengard mı kazanacak? Bir düşünelim bakalım sonrasında neler yapılabilir. Şimdi yapılacak iki tane şey var zaten onu söyleyeyim. Birincisi hemen şuradan gösteriyorum. Elven Warriors okçuları var ya. Bunlar 20 command point olarak görüyorsunuz bak aşağıda. Yazıyor. Command points 20. Bunun command points'ini 15'e düşüreceğiz. Bu birinci yapacağımız buff. Buff diyebiliriz buna. Çünkü command point'ini düşürdüğüm zaman 5 grup basacağına 6 grup basarsın ya da 4 yerine 5 basarsın demek daha doğru olur. Şimdi bu 1. 2. Rohan Royal Guard'ları. 3 kişilik çıkıyor. Maksimum 3 grup çıkıyor. 15 command point'i görüyorsunuz. Böl 3'e bir tanesi 5 command point harcıyor. Fazla. Good side için fazla. Bunu ne yapabiliriz? 15 değil de 12 olabilir. 4 harcayabilir. Veyahut 3 harcayabilir. O zaman da bir grup 9 command point harcar. Yani 15'ten 9'a ya 12'ye ya 9'a çekeceğiz bunu. Yapılacak olan buff'lardan ikisi bu. Eğer stable yaparsa şeyler üzerinden de göstereceğim. Atlılar üzerinden de göstereceğim. Evil Sight'ta command point sıkıntısı yok. Farkındaysanız çok fazla birliği kafasına göre basabiliyor. Şimdi Gondor'da da aynı sıkıntı var. Gondor'un elit birlikleri. Örnek vereceğim. Isilven az önce 5 tane şey 3 tane şey bastı. Steadler Archer bastı. 45 command point harcıyor. Sadece 9 tane okçu. Tamam, elit olabilir, her şey olabilir ama biraz bir dengesizlik var gibi harcadığı command point'te. Mesela onu da 9'a çekersin. Ne olur? 18. 3 grup bastığın zaman 27 command point harcar. Tamam, küsuratlı bir sonuca varıyor ama daha iyi olacaktır. Yeomanları basmış bu arada. Okluyor burayı. Şu an Rohan dışarıdan hiçbir şey almadı. Yani bahsettiğim şey bu arkadaşlar. Kısaca bir tık command point düşürerek bufflayacağız. Bir tık da şey. Bu Royal Guard'larda bir sıkıntı yok ama Gondor'un elit birliklerini versiyon 0.5'ten 0.6'ya geçerken çok fazla nerflemişiz. Onları bir tık 0.5'te de çok güçlü diyordunuz. 0.5 ile 0.6 arası bir güce çekeceğim. Gerek damage'ini, gerek armor'unu, canını vesaire her şeyini işte düşünün katın için içine. Yani adamın canı diyelim ki 300'dü. 300 şu an. Versiyon 0.5'te diyelim ki 400'dü. 0.7'de 350 yapacağım. Tam ortasını yapacağım yani. O zaman demeyeceksiniz yani 0.5'teki gibi ya çok güçlü oldu ya da çok güçsüzleşti falan demeyeceksiniz. Tam ortasını bulacağız diye tahmin ediyorum bu şekilde.
Yani Gondor'da yapılacak şey o. Ne zaman ki Gondor 0.5'ten 0.6'ya geçişte elit birlikleri nerflendi, o zaman güçsüz oldu. Command point artı saydığım şeyler olayı çözecek. Bu söylediğim elit birliğin harcadığı command point durumu Erebor için de geçerli. Bir tık belki Milkwood'da bir sıkıntı var mı bilmiyorum. Milkwood'da da şeyler zaten. Palace Guard'lar nerflenecek biliyorsunuz. Belki Beorning'ler çok güçlü kaçtığı için onlara bir sıkıntı gelebilir. Bu maçta oyun ben hakeme veriyorum. Outline 11 TL değerindeki kurtlu ekmeği orklara bağışlıyor. Güzel olmuş ama değil mi lan o şey. Minas Tirith'e bağışlama muhabbetinden sıkıldığım için bir değiştirdim. Bundan sıkılırsak bunu da bir süre sonra değiştiririm. Teşekkür ediyorum Gökhan kankam. 11 TL değerindeki kurtlu ekmek bağışın için öbüldüm kardeşim. Mekansız 99. Hoş geldin kardeşim. Rohan'da para da sıkıntı abi. Ücretlere göre hero basımı yavaşlıyor. Biraz hero ücretleri bir tık düşmez mi? Hero ücreti düşmez ama şey... ekonomisine katkı sağlayacak bir şey yapabiliriz. Şu an birer... Oğlum niye hiç savaşmıyorsunuz lan? Bir durgunluk var. Stable geldi mi gelmedi. Burada ne var? Komple burası farm yapıldı. İlk defa bu kadar durgun bir savaş görüyorum. 6. dakikayı deviriyoruz. 7'ye doğru geçiyoruz lakin inanılmaz bir durgunluk var. Gökhan'ın attığı bağışı şimdi anlıyorum. Benim de oyum Only Gogo'yu arkadaşlar bu maçta. Bu ne durgunluk amına koyayım, bir savaşın lan. 7 dakika olmuş. Çok tehlikeli ha şu an var bu. Az bir şöyle geçse görecek gelecek ilk şak yani. Kurtlu ekmek çok iyi olmuş. Ya şimdi şey yaparım. Onlar zaten şablon olarak Streamlabs'e duruyor. Şimdi her an istediğim zaman gidip şeye dönebilirim. Minas Tirith'e bağışladı o Aragorn'un böyle teşekkür ettiğine her an dönebilirim. Ekstra başka bir şey daha işte yapabilirim. Stable geliyor bu arada. Zaman zaman işte canım sıkıldıkça değiştiririm onu ama şeyi yapamadığımı fark ettim. Bir ara bahsetmiştim hani işte 5 lira ve altını kurtlu ekmek yakacağım. 5 lira 15 lira arasını işte başka bir şey işte goblinlere yapacağım. 15 lira üstü diyelim işte Rohan'a, sonrası işte elflere, 50-75 arası bilmem neye falan diye böyle faction'ları dağıtacağım. Bir espiritüel bir yanı olsun bağışların düşüncesiyle ama onu yapamadım. Olmuyor. Yani bayağı bir uğraştım. Streamlabs'te böyle bir seçenek bulamadım. Var diye biliyordum. Olmadı. Belki oluyordur da ben beceremedim. Berat'la Emirhan'ı banladın mı Discord'dan soruyorlar. Yo. Niye banlayayım abi? Banlanacak bir şey yapmadılar ki niye banlayayım yani? Mode of Sauron hani Mithril zırhı kara kapılarda atıyor ya Gandalf'a. Onu da kullanabilirsin kankam. Nasıl kullanayım lan? Ha bağışta kullan diyorsun. Tamam tamam. Nice. Güzel fikirler. Ne chat'e mi yazamıyorlar? Ne oldu? Bir problem mi var? Şimdi Teoden geldi. Burada da Lurt, Lugudush, Pikeman, Crossbowman şeyler yapıyor reis. Buradan göstereceğim yine. 15 burası ya. Rohirrim Warrior. 5 tane çıkıyor. Tanesi 3 command point oluyor. Rohirrim Archer. Aynı şekilde. Tanesi 3 command point. Bunlar atlı. O nedenle çok normal. Şimdi geldik buraya. Royal Guard. Tanesi 5 command point oluyor. Yine bak bunun üzerinden düşünelim. 3 tane çıkıyor. 5. Mesela şu piyade olanı 9'a çekerim. Ama bunu 9'a çekmem, 12'de bırakırım. Yani tanesi
5 değil de 4 command point harcayabilir. Yine bu atlılardan da bir tık command point düşürebiliriz. Ama bunlar çok güçlü de şey, o kadar yani bir command point düşürmek şey yapmayacaktır. Büyük bir etki yaratmayacaktır. Bunları buraya ölüme gönderdi sanırım. Böyle bilerek yapmamıştır bunu. Evet, chat'e yazamıyorlarmış. Oğlum küfür falan bir şey ettilerse belki de Nightbot ya da Otomod banlamış olabilir onları. Çok küfür ettilerse, çok caps lock bir şey kullandılarsa şuradan bir bakayım. Ya da zaman aşımı falan da atmış olabilir. Direkt chat diye süresiz banlamıyor çünkü. Yo, ben moderatör eylemlerinde onların banlandığına dair bir şey görmüyorum abi. Üç birlik değil de 4-5 birlik basmak işte o dengeyi değiştirir. O dengeyi değiştirir. Ama şöyle, şimdi bunlardan sen 3 tane bastığın zaman 45 yerine 12 yapıp 36 command point harcamasını sağlarsın. Yerine belki işte bir tane daha bir köylü basarsın. İşte ya da mızraklı milis basarsın falan. O dengeyi çok etkilemez. Küçük bir katkı sağlar orduna. Ama diğer dediğin yani 5 birlik Royal Guard basmak öf yani. Olaylar olaylar. Bu arada bu dediğim direkt olarak şeye denk geliyor ha. Bunun 45 yerine 36 harcasa bunun 3 tanesi. 45 eksi 36 9. Yaya Royal Guard 9 olursa bir grup Royal Guard basma şansım bile oluyor. Yine müziğimiz gitti bir donduk falan filan. Gidi dünya ne oluyor? Toparladık, nice. Buraya müdahale etmesi şu an atlılarla çok zor be. Bir tık Rohirrim Archer basması gerekebilir. Bu arada Archer Ranch'ten komple sanırım vazgeçti. Niye o kadar Yeoman bastı ya o zaman? Komple direkt böyle başlasaydı. Zaman kaybetti yani. Oho, Alice Kral Reis. Ne diyorsun? Theoden öldü. Onlarda ne sıkıntı varmış Baran? Olay ne yani tam olarak? Full ekranım abi, yemek yerken izliyorum. Afiyet olsun kardeşim benim. Hafif ye bu saatlerde. Abanma. Çok gömme. Tabi duruyorsan sabaha kadar ayakta bilemem. Bir horse shillet yapsa abi. Kavurma yiyorum abi, az siktir lan. Yiyen var, yiyemeyen var kardeşim. Niye söylüyorsun şimdi? Gece gece canımızı niye çektiriyorsun? Bayağı hafifmiş bu arada. Biri chat'e yazamıyor, diğeri de banlamıyormuş. Farklı bir tarayıcı denesinler. Veyahut düşünüyorum. Hesaptan çıksınlar, tekrar girsinler Twitch'e. Tarayıcıyı kapatıp tekrar açsınlar. Chrome'daysalar Firefox'a geçsinler. Firefox'tan izliyorlarsa başka bir şeye geçsinler falan, bir değiştirsinler yani, bilmiyorum. Onlarda sıkıntı var sanırım. Çünkü şu an şeyde sohbetteki kullanıcılar kısmında dahi görünmüyorlar. 15 kişiymişiz be tatlı. Abi geçen kurbandan verilen et. Oo. Bizde o da yok kardeşim. Ben şurada ulan düşünüyorum kaç 8-9 yıldır ben İzmir'de tek yaşıyorum anasını satayım. Hep böyle mesela apartmanlarda yaşıyorum falan. Apartmanın yöneticisinden işte bütün komşulara kadar benim tek yaşadığım, tek başıma işte öğrenci olduğum falan böyle biliniyor. Lan birisi de Ramazan'da bir şey getirmedi ya bana. Bir kumanya olsun ya da işte öbürü kurbanda bir torba et olsun falan. Aşure bile herhalde 8 senede 2 kere falan aşure yemişimdir herhalde ben. Komşuluk ölmüş kardeşim İzmir'de.
tane abla vardı benim 4 5 sene önce yaşadığım dairede, hemen böyle yan daire. O bayağı iyiydi, o bir şeyler, bak yine burayı yıktı, Archery Range yaptı. Mantık şey demek ki, upgrade'leri yaptı, onu yapmak için yıktı, ama bunu yıkmak yerine, bunun çünkü level'ını kaybediyorsun, yeoman yaptın o kadar Elven Warrior basmak için. Şey, burası yıkılabilirdi, daha kolay olurdu. Neyse işte bir abla vardı, güzel getiriyordu böyle bir şeyler, işte makarna getiriyordu, bir şeyler getiriyordu, böyle yemek yapıyordu, bir tabak yemek getiriyordu falan böyle. Tabii o zaman da benim öğrenciliğimin böyle küçüğüm yani, daha ilk zamanları. Alıyordum ben de falan, sonra bir şeyler konuşuyordu böyle, bir şey yani anlamadım konu nereye gidecek falan diye, ve ürkmeye başlamıştım falan. Açmıyordum kapıyı falan, evde yokmuşum gibi yapıyordum böyle, konu başka yerlere gidecek gibi bir ürkmüştüm yani. Çünkü şey düşünsenize, kapınızı biri çalıyor işte, böyle sizden 10 yaş büyük işte bir abla. Şey diyor. Ya işte bir randevum vardı. Birisi gelecekti bana ama gelmedi. Ona hazırladığım bu soslu makarnayı sana veriyorum diyor. Ürkmelik değil mi yani? O makarnayı alırsın ama yani öyle mi? Tamam abla, teşekkür ederim falan deyip alıyordum, gidiyordum içeriye, yiyordum böyle. Ama yani tamam da bir kere yaşarsın bunu. Bir daha oluyordu falan, abla diyordum sen ne çok randevulaşıyorsun öyle. Hani bir de ne çok randevulaşıyorsun, ne çok gelmiyorlar. Hani gelmeyenin bir tabak yemeği bana geliyor falan. İyi güzelmiş diyordum yani, pekala. Ne diyeyim? Mertorreis bastırıyor. Bunlara çok çok çabuk upgrade vermesi lazım. Okçu desteği çok tatlı olabilir. Horse Child'ı vermesi lazım. Çok çok acil abi. Aragorn, Gimli, Haldir güzel oldu. Ölürsünüz. Girmeyin, ölürsünüz. Alice Kral. Ölürsünüz Alice Kral. Şu ölülere bakar mısınız? İçim gitti, içim acıyor. Bir şeyler oluyor. Yani bilmiyorum abi, öyleyse bile bir kötülüğünü görmedim. Ne bileyim. Yemeğini yedim falan böyle. Belki ben kuruntu yapmışımdır yani. Hani sonuçta arada kaç yaş fark var. Belki kadın öyle bir yaklaşımda bulunmayacaktı hiç. Ben bir ürktüm falan. Olabilir böyle şeyler. Menüye ATT eklendi. Prime ile Twitch nasıl birleştireceğim? Entegre etme diye bir şey var ya, şey... anlatsın. Baran anlatsın. Bak yapmış o. Anlat Baran. Alice Kral, kaybettin burayı abicim. Kabul et. Ha, Alice Kral da burayı bastırıyor. Oğlum şunlara... Hah, armor vermeden dalma diyecektim. Helal lan, armor vermiş, güzel. Eomer öldü. Aa. Gayet iyi. Adamın 3 ranklık Uruk pitini yıkıyor ve böylece kaliteli Uruk basmasını engelliyor. Turgut Kutlu kardeşimiz Prime ile abone oluyor. Teşekkür ediyorum. Turgut kardeşim benim. Adam sordu. 2 saniyede yaptı hemen. Höllal lan. Teşekkür ediyorum kardeşim abonelik desteğin için. Genelde bunu sorup yapamıyorlar falan ya. Turgut'un bir anda yapması sizi de şaşırttı değil mi? Abi demek şey, ne bileyim. Yapan yapıyor yani. Hemen Uruk Pit'i geri yaptı Mert Reis. Oğlum burada da bayağı... Oho, Theoden ölmüş, Eomer ölmüş.
Burayı kurtarır mı acaba ya? Güzel de rank atlatıyor bak şu an. Aragorn, Gimli, Haldir. Haldir 4 rank olmuş. Gimli 2.5. Aragorn 3. Downland desteği saldı ama Aragorn hepsini keser şu an ya zannımca. Burayı kurtarır yani şu an. Alice Kral burayı kurtarır ama nasıl karşılık vereceği önemli. Bir böyle şey gibi değil mi maç? Noob savaşı gibi. Böyle kimse tam kaydı dervişi yapamıyor ama böyle saçma sapan savaşıyorlar gibi sanki böyle. Yani şey, Mert'le Alice Kral'ı kötülemek için demiyorum. Böyle diğer maçlardan bir farkı var değil mi? Bir eksiklik var falan böyle. Hani o bir şeyler olmuyor falan hani. Değişik, anlamadım. Mekansız 15, mekansız 99, mekansız 15. Güzel yani, böyle mekansız 1'den 99'a kadar 100 kere abone ol kardeşim. Hoş geldin. Abone ol derken yani takip et anlamında. Abone olmak tabii şey, hem YouTube hem Twitch'te şey yapınca abone olmak ve takip etmek bazen karışabiliyor. Helal be Turgut kankam. Bu soruyu sorup 3 saniye sonra abone olan ilk kişi sensin. Çok doğru. Abi umarım Good kazanır da bu maçı ben de bir keyif sigarası yakarım. Oğlum sen sigara yakacaksan sağlığına zarar gelmesin kardeşim. Isengard yeni versin hemen. Lord Reis daha kimseyi stunlamadı. Bu maç biraz tuhaf. Yani bilemiyorum kankam. Bir şey var yani böyle bir... Bir şeyler bana yetmiyor gibi. Böyle tam şey yapamadım size durumu. Theoden'in kaçıncı ölüşü? Alice Kral reisim be. Bir insan bu kadar mı beceriksiz olur ya? Ali kankam ya. Bu videoyu izlersen öbüldün kardeşim. Öbdüm seni. Dört olmak üzere, üç olmak üzere. Burası da dört, güzel. Yani şu hero'ları bir rank atlattı bu arada. Onu güzel yaptı Alice Kral. Theoden'i tekrar basıyor. Legolas'ı da ekleyebilir aslında şeye, bunların yanına. Güzel olabilir. Atlılara Horsechild hala vermemiş olması garip. Çünkü Horsechild verdiğin zaman, bak bu yine bir Myron taktiğidir. Horsechild verirsin. Şu Sentry Tower'lar hiçbir şekilde Rohirrim'lere işlemez abi. Yani düşün. Bir okta vuracağı demeyici iki okta atıyor. Yani sen içeriye girdiğin zaman atıyorum bir dakikan varsa iki dakikan oluyor. İki katı zaman kazanıyorsun. Şimdi durum böyle olunca bu upgrade bayağı bir önem kazanıyor. Çünkü gördüğünüz gibi %50 şey ok armoru sağlar diyor. Bilemedim. Theoden kaç rank oldu bu arada? Bu giden kim? Merry. Theoden 2 rank hala. Theoden'i 4 yaparsa bu maçı alır bu arada. Ama tabii şu şeyleri unutuyorum bak. 5 ranklık formasyonda Uruk Pikeman var orada. Yine bir harekete geçiyor reis. Hayda. Ölür o. Öldü. Dediğim gibi öldü. Bu ne abi? Aa, burada bir elf okçusu ordusu kuracak sanırım. Çok iyi. Kayda değer bir hareket. Pekala. Hemen bir vakit geçsin, bir bakalım neler yapmışlar. 250 combat point'i var. Alice Kral'ın yüzünü kullanmış. Elven Ally Summon'ı var. Heal'ı var. 2 power biriktirmiş. Merto'ya bakıyoruz. Merto daha fazla power kazanmış. 3 power biriktirmiş. Downland Ally'sı var. Land of Infestation, Vision of the Palantir ve War Chant'ı var efendim. Ve ilerliyor. Isengard ordusu ilerliyordu. Kaçman lazım. Kaçması lazım.
Mary buraya gelip gelip ölüyor la. Kapat abi kapıyı. Şu an canlı olsaydı böyle yönetirdim ha. Kapat abi. Yok abi. Haa şeye ilerliyor. Buraya giremeyince outpost'a ilerliyor. Tabi atlılar boş durmuyor. Çıkıyor. Nasrettin Hoca durmamış tabii ki de. Vermiş cevabı. Burası bu sefer düşebilir ya. Ugluk var, Saruman var. Ha Elven Allies yaptı ama çok dayanmaz zannediyorum ki bunlar. Oh oğlum, Aragorn'u adam aynı anda attı ya la, bunu hayatınızda göremezsiniz ha. Bir stun attı, aynı anda fireball attı bir de. Ve Saruman ölüyor. Ölüyor mu? Öldü. Aragorn da ölecek sanırım. Bunlara Strong Arrow vermiş ama şey, armor vermemiş. Bakalım buradaki savaş nasıl olacak? Atlılarla ne yapacak? Onu da göreceğiz. Horchild hala verilmedi mi? Kafaya taktım ben. Sürekli bakacağım o Horchild'i ne zaman verecek diye. Oğlum iki yani... Rankları yüksek olan ordulara Elendil yapılmaz ki, hiçbir işe yaramaz ki. Korkmuyor çünkü ordular. Yine stun yedi. Atlılar buraya gelmiş müdahaleye ama formasyonda Uruk-hai'ler var orada kardeşim. Lurtz 6 rank olmuş. 5 rank. Aragorn ölüyor. Bitkisel hayatta Haldir'in ölüşünü gördük. Aragorn da öldü. Gimli. Gimli dönmüş çoktan. Tamam burası düşer. Dayanmaz. Sanki bir Isengard yenecek de The Settlers sigara içemeyecek gibi geldi. Ne diyorsunuz gençler? Adam Stable'dan vazgeçti. Adam Stable'dan vazgeçti. Oğlum bu ne kararsız bir oynama tarzı. Komple elf okçusu yapacak zannediyorum. Para durumu ne alemde? Basabiliyor mu şeyleri? 2000 küsür parası var. Mertod'da 1400 var. Command Point'inin yarısını henüz kullanıyor. Bir de bunun bir bu kadar daha ordu basabilir yani. Isengard'a baksana bir sürü ordusu var. Gut'ta yok öyle bir şey. Evet yani ordusunu bence güzel kullanamadı ya. Sıkıntılı. Evet, kuşatma için gerekli şeyleri yapıyor Mert Reis. Ah, şöyle bir duralım. Aha. Legolas geldi. Ve elfleri combo yaptı. Yanlış lan. Yanlışlıkla mı yaptı acaba? Sen her türlü o sigarayı yakacaksın amına koyayım, anladık. Bak bak, Mary yine bir yere gidiyor bak. Oğlum ya. Bir şey diyeyim mi? Alice Kral şunu ciddi ciddi oynamamıştır abi. Yani resmen böyle şey, ne bileyim, trollüne falan oynamıştır diye tahmin ediyorum ya. Tanıyorum adamı çünkü. Öldü mü burada bu? Nerede? Oğlum nerede lan?
Ha şurada. Adam görünmez olunca cidden görünmüyor yani, baksana. Minimap'te göremiyorsun yani adamı. Baksana, Aris Kralı seçtiğim zaman bile görünmüyor. Ne oluyor abi? Ha, trolü öldürerek bir rank atlatsın Legolas'a. Legolas güzel bir seçim olabilir. Eğer level'ını arttırırsa, şu Pikemon'ları avlamak için de kullanırsa aynı zamanda, belki şey Lurtsu, Saruman'ı avlamak için de kullanabilir. Geri plandan hani fark edilmezse ordusu. Bu arada diğerlerini combo yapmadığına göre şunu yanlışlıkla combo yapmış olabilir. Şu yanlış olduğunu biliyordur diye tahmin ediyorum. Yani bu yapılmaz. Şimdi öndekilerin hiçbir vasfı yok yani düşman yaklaşmadıkça, ki yaklaşmasa da lüzum yok. 5 elf ok atacak. Diğer türlü 10 elf ok atacaktı. Anlatabilmişimdir umarım. Saat geç olduğu için ben de artık algımı, ilgimi kaybediyorum. Bir tık yavaş yavaş. Böyle bir de çok durgun bir maç olunca böyle oluyor. Sayımız 14. Oğlum maç çok durgun lan. 2-2 bir yazın da bir şeyler konuşalım bari. Öyle bir şey aklımda var. Çünkü öyle bir kod yazdım ben. Ayırıyorsun ama şimdi çok fazla bug'a neden olabilir diye düşündüğüm için hiç o işe girişmedim. Oyunu satın almak istesek nereden satın alabiliyoruz? Oyunu satın almaya gerek yok. Oyun ücretsiz ya. Hani İnternette herhangi bir yerde bulabilirsin zannediyorum. Bulamazsan da bizim Facebook sayfasına yaz. Şu anda Mobot'un hemen senden sonra yazdığı Facebook sayfasına yaz. Mod haricinde sadece işte oyunu istiyorsan şey yap. İşte Gmail'ini ver, oyunu göndersinler. Kur abi. Mekansız. İkinci turnuva ne zaman, senin katılacağın bilgi verir misin? İkinci turnuva değil. Versiyon 0.6'da yapılacak olan 8 kişilik bir turnuva varmış Gökhan'ın söylediğine göre. Bundan sonra bir turnuva daha yapılacakmış. Onda yine 1v1 gidecek. İşte 7 maç mı? 8 maç mı? Öyle bir şey olacak sanırım. Ama bir good evil muhabbeti döndü onda. Benim katılacağım dediğim herhangi bir ödül olmayan ve versiyon 0.7'de olacak olan bir turnuva olur. Onu da nasıl yaparız bilmiyorum yani. Yine 1v1 olabilir, 2v2 olabilir. Yani bakarız, kişi sayısına göre belki tercih edilebilir o. Yani yazılır, kaç kişi uygunsa bir liste çıkar, 12 kişi, 15 kişi, 16 kişi. Yine belki 8 kişi. Çok kişi olmuyor arkadaşlar niyeyse bilmiyorum yani. Aslında sayı kalabalık ama insanları organize etmek zor olduğu için çıkmıyor o sayılar bir türlü. Yani katılacağım. Bir turnuvaya katılacağım. Nasıl lan? Elf kombosuna Forged Blade verilip dağıtılmasın. Anlamadım lan. Abi ne yazalım? Ruhum sömürüldü maçı izlerken. Maçta çok şey oluyor gibi ama hiç de bir şey olmuyor gibi. Evet. Yani kayda değer olan tek şey şu an harita hakimiyetinin Merton'un kazanmış olması ve yani 34. dakikadayız. Kafaları yiyoruz yani böyle bir... Bilmiyorum. Çok durgun. Bunlara armor vermedi. Bir şeyler oluyor ama hiçbir şey de olmuyor gibi. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Beraber oynayabileceğiz yani. Vallahi kardeşim biz şeyi orijinal BFM'yi oynamıyoruz. Senin dediğin, oyun dediğin çünkü orijinal BFM. Bizim oynadığımız Sargon Lance mod. Onda da tabii ki en üst versiyona sahip olursan Sargon Lance Gamers grubundan birileriyle oynayabilirsin. Benle oynamak istiyorsan da şey Twitch'te de abone olman gerekiyor. Of 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 of, çok çok fazla. Bu summonlar çok fazla abi. Öldürürler de çok fazla kayıp verecek çünkü armorları yok elflerin.
İkinci turnuva da ödüllü olacağı için Samet katılamaz. Hmm. Out demek Gökhan bir ödül düşünüyor oraya yine. Ve o ödül demek ki hıyar değil. Abi bir şey soracağım. Turnuvada oyuncular birer tane ırk banlasa çeşitlilik olmaz mı? Nasıl lan? Türkçe yama da olsa güzel olur. Türkçe yamayı modun son versiyonunda yapacağız. Kardeşim benim. Oy 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 oy. Çok çok fena buraya geldi bu arada bu. Mert Reis be. Adam kuşatıyor be. Oğlum ne yapıyorsun içerideki şeyi saldırarak? Surat falan vursana. Mayın getirdi. Mayın da öldü orada. Oğlum. Aha burada bir mayın varmış. Tam başarısızlıklar maçı diyecektim artık. İllallah ettim. Bu ne oğlum diyecektim. Mayın patladı. Helal lan sana Merto. Alice Kral burayı alsa bile ana base'i düşecek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ordular içeriye akın akın giriyordu. Araya çok muhabbet karıştı. Normal kankam elf kombosu yapıyor ya Rohan, ona Forged'e verilmiyor. Onu şey ettim. Normalde zaten elflere Forged'e artık verilemiyor. Yani combo olmasa da verilemiyor. Forged Blade yok abi elflerde. Rastgeleyi seçiyorlar. Şans faktörü. Herkes bir taneyi yasaklayıp istediğini almıyor. O zaman herkes en iyi oynadığını alır. Oyunun mantığı kalmaz. Şey, onları bu arada oyunda random yapmıyorlar arkadaşlar. Şöyle fark edebilirsiniz bunu. Seçilmiş. Bakın random yazmıyor. Rohan, Isengard. Yani faction'ları bu kişiler seçmiş. Bu da nasıl oluyor biliyor musunuz? Oyun içerisinde random yapmıyorlar ama Onnigogo bir şeyden, Gökhan nedir o? Çekiliş sitesinden yazıyor 8 tane faction'ı. Basıyor abi şeye. Nedir o? Çekilişi. Hangisi çıkarsa mesela onu Alice Kral'a veriyor. Sonra bir daha çekiyor. Alice Kral'a çıkanı sanırım siliyor. Rohan çıktıysa mesela Rohan'ı siliyor. Kalan 7 tane üzerinden bir daha çekiliş yapıyor. Isengard çıkıyor, onu da karşı tarafa veriyor. Ama yasaklama mantığını ben anlamadım. Nereye varacak yani o konu diye. Mesela birisi diyecek Isengard alınmasın, diğeri diyecek Mordor alınmasın. Geriye kalan ırklardan seçilsin, öyle oynarsın. Herkes Gondor'u yasaklar öyle de. Oy oğlum. Lan yemin ederim korktum ya. Yok oldu burası. Elfler de geri gelmiş. Oy gitti. Alice Kral reisimiz acılar içinde yok oluyor. Bak bak. Vele fokuslandı. Burayı yıkarsa yeneceğini biliyor. Alice Kral has been defeated arkadaşlar. 12 kişilik versiyon 0.6 turnuvamızın, 1v1 turnuvamızın ilk turunun, yani birinci turunun son maçı, 5. maçında böylelikle görmüş olduk arkadaşlar. Alice Kral düştü. Karşısındaki Merto Reis ise ikinci tura çıktı. Şimdi YouTube videosunu kapatmadan önce bir sayalım. İkinci tura çıkan arkadaşlar. 1. Eru. 2. Vio. 3. Turgut. 4. Şu andaki maçtaki Merto. 5 kimdi la? 5 de Gökhan. Tamam, doğru. 5 kişi şu anda ikinci tura çıktı. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Turnuva 12 kişilik. Neden ilk turda 6 tane 1v1 maç yapılmadı? Onun sebebini Gökhan bir şekilde açıklamıştı. Yani bilmiyorum. Şeye nedir o? Videonun alt kısmına falan da yazabiliriz bunu. Şimdi burada açıklayamayacağım. Ama bir şekilde diğer maçta izah da edebiliriz duruma göre. Siz anlayış gösterirsiniz diye tahmin ediyorum. YouTube'daki sevgili kardeşlerim, kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.